Levent Yılmaz Küresel Kurumlar ve Korkutan Hükümet Borçları Dünya Ekonomik Forumu toplantıları DAOS'ta devam ederken bir yandan da neoliberal sistem ve o sistemin çıktıları olan kurumlara eleştiriler artmaya devam ediyor. Dünya halen 2008 küresel finansal krizini atlatamamışken ABD için yeni bir resesyon beklentisi ve yeni bir küresel krize ilişkin söylemler artmaya başladı. Merkel IMF ve Dünya Bankası'ndan ne istiyor? Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve şu anda Trump'ın korumacı politikalarıyla sıkıntı yaşayan çok taraflı küresel ticaret sistemine en bağımlı ülkelerden birisi. Ancak son dönemde Almanya ekonomisinin zorlanmaya başladığını gözlemliyoruz. Merkel birçok defa Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve getirmeye devam ediyor. Merkel'in Davos'ta yaptığı konuşma aslında bugün pek çok gelişmekte olan ekonominin isteğini dile getirir nitelikte. Zira Merkel, IMF ve Dünya Bankası gibi küresel kurumların küresel finansal sistemi olan güveni yeniden tesis edecek şekilde reforma edilmesi gerektiğini söylüyor. Merkel bir yandan Trump'ın korumacı politikalarını eleştirirken bir yandan doların gücüyle Amerika'nın başta İran yaptırımları olmak üzere ekonomiyi dış politikada nasıl etkili bir şekilde kullandığına dikkat çekiyor. Bir yandan da Avrupa'nın ABD ve Çin'in ekonomik güçleriyle karşı karşıya kalması halinde başarı garantisi olmayan bir yola girebileceğini itiraf ediyor. Merkel bu yüzden kendi değerlerini paylaşan müttefiklere ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Küresel hükümet borçları sinyal veriyor. 2008 küresel finansal krizinin ardından ABD Merkez Bankası Fed'in uygulamaya koyduğu program dünya için doların ucuz ve kolay ulaşılabilir olduğu bir dönemi getirdi. Bu dönemde hükümetler hem bol dolar hem de düşük faize ciddi miktarlarda borçlanmaya başladılar. Ancak 2013 Aralık ayından itibaren Fed'in parasal genişlemeden çıkmaya başlaması ve ardından da başlattığı kademeli faiz artış süreci dolar endeksinin yükselmesine neden oldu. Peki bu zaman zarfında hükümetler ne kadar borç yaptı? Fitch Ratings'in çalışmasına göre dünyadaki kamu borçlarının toplamı 2018 yılı sonu itibariyle 66 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam küresel gayri safi hasılanın yaklaşık %80'ini ve 2008 krizi öncesi rakamın iki katına denk geliyor. Her ne kadar 2012 yılından bu yana gelişmiş ekonomilerin kamu borçları oldukça istikrarlı bir seyri izlerken Amerika'nın kamu borcu 15,2 trilyon dolardan 21,9 trilyon dolara sıçramış durumda. Son 6 yıldaki Amerika'nın kamu borçlarının %44'lük artış oranı oranıyla beraber bugün Amerika'nın kamu borçları Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere borçlarının toplamının 10 katına yaklaşıyor. Öte yandan gelişmekte olan ekonomilerin kamu borçları da son 6 yılda %50 artış göstererek ondan 15 trilyon dolara yükselmiş durumda. Yani Amerika tek başına tüm gelişmekte olan ekonomilerden daha fazla kamu borcu yapmış. Çıkış yolu var mı? Dünya ekonomisi zor dönemlerden geçiyor. Bu zorluk hali hazırda oldukça ciddi riskleri içerirken bir de küresel siyasi gelişmelerdeki ilginçlikler devreye girince iş içinden çıkılmaz bir hale doğru gidiyor ticaret savaşları, bir eksit, Avrupa'daki siyasi kırılmalar ve son Venezuela örneğinden göreceğimiz üzere uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir atmosfer, başta gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere dünyanın geri kalanında nefes darlığına neden oluyor. Peki buradan çıkış yolu var mı? Elbette var. Zira her sorun aslında çözümüyle beraber ortaya çıkar. İkinci Dünya Savaşı'nın kazananları küresel sistemi kendilerine göre dizayn edip o dizayna göre küresel kurumlar bina etmişlerdi. Bugün geldiğimiz noktada IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kurumların bugün dünyanın ihtiyaçlarına gerçekten cevap verdiğini kim iddia edebilir? O halde Merkel'in önerisi olan küresel kurumların küresel finansal sisteme olan güveni yeniden tesis edecek şekilde reforme edilmesi yeterli değil. Esas yapılması gereken küresel kurumların sadece birkaç ülkenin değil, tüm ülkelerin çıkarlarını gözetecek şekilde sil baştan kurgulanmasıdır.